Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba demeye alışmıştım sizlere. Artık baş başanın bir başka kardeşi var. Yeni bir format Kuş Bakışı. Kuş Bakışı'nda yalnız değilim. Sosyolog, hukukçu Zekai Savaşlar'la beraberim. Zekai abi hayırlı olsun. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Biz bunu yapacağımızı konuşmuştuk. Evet, konuşmuştuk. Hatta bir prototipini yaptık baş başa da. Evet. Küçük bir örneğini yaptık. Onunla ilgili de inanılmaz güzel dönüşler geldi. Bölgedeki işte madran canavarı meselesini konuştuk. Domuzlarla ilgili meseleler anlatmıştınız. Onunla ilgili bana çok müspet dönüşler geldi. Biz Kuş Bakışı'nda birçok toplumsal meseleyi konuşuyor olacağız. Bugün de yine çok önemli bir gündemimiz var seninle. Sen neler dersin abi Kuş Bakışı'nın? Şimdi televizyonumuzda konuşuluyor tabii, bütün programlara bakın. Ben şahsen herkesin kafasının karıştırıcı konuşmalar, propagandalar, algı operasyonları yapıyor. İzleyicilerimizin kendi kararlarını vermelerini, evet, bir tercih etmelerinde zorluk çektiğine inanıyorum. Onun için bizim faydadan çok zararı var. Yani herkes kendi ideolojisine, kendi fikriyatını, kendi, evet, zikriyatına uygun propaganda yapıyor. Evet. Yani birisinin iyi dediğini bir bakıyorsun başka kanalda tam tersini söylüyorlar. Bizim bu programımızda biz mesele kuş başlığı tepeden bakıp artısı neyse olayların menfi müspet durumlara bakıp takdiri kıymetli izleyicilerimize bırakmak suretiyle, evet, yapmayacağız. O nedenle kuş bakışı dememizin sebebi bu oldu. Evet. Çünkü taraf olduğunuz müddetçe bu bence biraz izleyenlere karşı saygısızlık oluyor. Onların yerine sen düşünmüş oluyorsun veya ambargo koyuyorsun. Sen fikrini söyle. Evet. Ama fikrini söylemeden önce objektif olayı kriterlerini koymak lazım. Bir de onların beklentisini de unutmamak lazım. Şimdi beklentinin yönünü değiştirmek ya da ne bileyim beklentiyi pusturmak gibi bir amacımız yok bizim. Tabii. Yani siz bunu bekliyorsunuz ama imkansız olmaz. İşte emekli zam istiyor ama bu mümkün değil falan gibi bir dayatmamız yok yani. Yani tabii yani. Şimdi mesela herkesin bir talebi oluyor, bir arzusu oluyor, olması, evet, gerekiyor. Bir de bunun karşı taraf var, olabilir, olmayabilir. Bir ortaya koyacaksın bunun kararını, evet, vatandaşımız verecek. Bir taraf olduğumuz taraf olacak mutlaka. Yani doğrudan tarafa, hakkaniyetten, adaletten tarafa mutlaka olacağız. Evet. Eğer bunu sağlamazsak zaten yol gösterici rehberlik yapmış olmamız olmaz. Yani faydalı bir şey olmaz. Entelektüel bir tespit olmaz. Elbette ki bizim değişkenlerimiz de var. Sabitelerimiz de vardır. Ama sabitelerden taviz vermeyeceğiz. O nedir? Ahlak prensipleri, evet, dürüstlük, efendim, biraz da empati yaparaktan, toplumsal değerlerimizden yapacağız. Evet. Senin söylediğin gibi geçen toplantımızdan o Çin'e canavarı meselesi olsun, domuzlarla meselesi o kadar dönüş aldık mı ki ben, evet, bile şaşırdım yani. Evet, özellikle suyla ilgili konularda, evet, sulamayla ilgili konularda. Çok vatandaşımız çok memnun olmuş. Dedi ki yani hatta bazı arayanlar oldu, mesaj atanlar oldu. Bizim diyor sorunlarımız bu kadar açık, net, kısa anlattığınız için teşekkür ederiz diyor. İnşallah yetkili kişiler bunu duyar da bir şeyler yaparlar falan gibi dönüşler aldık. Geldi. Yani bu çok iyi bir şey oldu. Evet, zaman zaman biz konunun yetkilisine, ilgilisine de ulaşıp buradan vatandaşın sorunlarını aktarıyor olacağız. Tabii vatandaşlarımız bize bu programda konuşmamızı istedikleri durumları işte TV'denin WhatsApp ihbar hattından ulaşarak, evet, ya şu meseleyi de bir el atsanız, şunu da konuşsanız diyecekler. Bizim gazetecilik mesleğinde çok sevdiğim bir laf var Zekai abi. Haber yazılmaz, yaşanır. Şimdi biz bu toplumda yaşıyoruz. Hani böyle topluma tepeden bakan, işte sadece işte ekran başında olan birileri değiliz. Sen gidiyorsun, işte ağaçlarını suluyorsun, tarladasın, işte ne bileyim yerin var, yurdun var, eve geçmişin var, işte devlet görevlerin var, değişik görevlerin var. Ben 25 yıldır sahadayım, gazeteciyim, bu toplumun içindeyim, işte ben de tarımın içinden geliyorum. Hani biz aslında bir toplumun içinde yaşayan ve onun içinde yaşadığımız toplumun sorunlarını içselleştirmiş insanlarız. Yani haberi biz yazmıyoruz. Biz haberi yaşıyoruz. Yaşayanlarla beraberiz. O yüzden bizim anlattıklarımızı... Şimdi bakın şöyle bir şey var Emin'ciğim. Haberciyle yorumcuyu karıştırmamak lazım. Evet. Şimdi haberci fotoğraf çeker. Haberi olduğu gibi verir. Yazar, yorumcu ressamdır. Onu gördüğü gibi yorumlar. Evet. Ama şimdi bakıyoruz hepsi sapla saman karışmış. Çorba oldu değil mi? Çorba olmuş. Yani adam haberin içine kendi yorumuna katıyor. Yani onu köşende yaz. Köşende yazacaksın.
Ama bu vatandaşı da yani herkes tabii ki takip etmiyor. Bu işin detaylarını bilmiyor, etmiyor. Evet. Son gördüğü şeye inanıyor. Bu da yanlış yani. Abi şu an Türkiye'nin bir numaralı gündemi köpek itlafı konusu var. Sokak hayvanları ile ilgili gündem var. Bu konuda farklı görüşler var. Ama bir görüş hakim tabii. Yani hayvanlara sahip çıkan, işte hayvanların, işte sokakların onların da ev olduğunu düşünen bir görüş hakim. Bu köpek itlafı meselesini nasıl yorumluyorsun? Öncelikle söyleyeyim ki ben de çok köpek besleyen, seven bir kangalcıyım. O nedenle tabii ben bu konuda tarafım. Köpeklerin evet. tarafını. Yani onlar hatta evin bir ferdi gibi hep görüyoruz. Herkes de öyle görüyor. Şimdi ne var? Bakıldığımız zaman insanlık tarihinde insana en yararlı, en yakın olan hayvan köpek. Evet. Yani köpek. Çünkü o kadar faydalı işlerde kullanılıyor ki. Yani ondan da alınacak çok ibretler vardır esasında. Bakın şimdi mesela düşün depremdeki faydalarını evet. insanlara mesela avcılık yaparlar. Efendim, ama vatandaşlarımız var. Mesela rehberlik yaparlar. Evet. Narkotik işinde kullanılır. Bomba üstünde kullanılır. Değil mi? Avda kullanılır. Evet. Biz şimdi mesela şu vasfa bakar mı? Sadakat. Sadakat deyince benim aklıma o gelir. Evet. Düşün sen gece uyuyorsun. Bütün senin evini bekliyor sabahta, sabaha kadar değil mi? Evet. Bir gün iki gün yemek vermesen bırakıp gitmez. Evet. Anlatabildim mi? Yani sadık. Anlatabildim mi? Sevecen. Anlatabildim mi? Görev yapan. Anlatabildim mi? Yani çok dikkatli. Bu vasıflarda olan bir hayvan. Nasıl? Dünya bunun kıymetini biliyor ama bizde maalesef yönetenlerin ve idarenin aczi ve vurdum duymazlığı yüzünden maalesef bu noktaya kadar geldi Emin'ciğim. Evet. Bakın şimdi bu işin çözümü var. Şimdi önce barınaklar çıktı fakat barınaklar da yetersiz. 5 milyon 8 milyon diyorlar sokak köpeği olduğu söyleniyor. Evet, evet. Kısırlaştıralım diyorlar. Üreme hızıyla kısırlaştırma çalışmasınızı orantılı olmaz. Ama şimdi bak. Ben bunu daha önce de yazdım, çizdim, anlattım bu konunun problem olacağını. Çünkü hayvanlar açlıktan vahşileşiyor. Aç oldukça vahşileşiyor. Bu çok önemli. Şimdi çocuklara saldırıyorlar, yoldan geçenlere saldırıyorlar. Bu çok gerçekten ciddi bir sorun. Bu işte görev kime düşüyor? İdareye düşüyor. Devlete düşüyor. Çünkü neden? Devlet vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla mükelleftir. Yani bugün adliyesiyle, polisiyle, emniyetiyle bu iş için vardır. Bu da bir can güvenliği meselesidir. O nedenden bunu yapmalık lazım. Ha bu nasıl olur? Çözüm. Bu işi çözecek olanlar idaredir. Belediyesiyle, efendim, kaymakamlar, valilerdir. Nasıl mı çözecekler? O makamlara oturuyorlarsa bunu nasıl çözeceklerini bilmeleri lazım. Bilmiyorlarsa kusura bakmasın o makamları boşuna işgal ediyorlardır. Buradan biz onlara tavsiyede veya bulunacak, akıl verecek değiliz. Çözsünler ama öldürmesinler. Peki abi o makamlarda oturmuş biri olarak bugün görev başında olsaydınız bulunduğunuz şehirde işte bir kaymakamlık yapıyorsanız ya da belediye başkanlığı yapıyorsanız atıyorum Aydın'ın Köşk ilçesinde siz kaymakam nasıl yaparsın, olsanız ya da Nazilli'de belediye başkanı olsanız nasıl şimdi çözersiniz bak, yani? Çözüm şu. Bu işi daha önce yaptığımız için söylüyorum yani yaptık. Becerdiğimiz için söylüyoruz. Bir kere eskiden nasıl yapıyorlardı bu belediye şeyde? Bu iş asli görev belediyenindir. Belediye büyükşehir yasası gereği şu anda bütün Aydın il hudutları içinde görev birinci derecede belli. Eğer belediye yapmadığında ihmali varsa mülki amirler devreye girmesi lazım. Evet. Mülki amirler devreye girip koordinasyonu sağlaması lazım. Bu bir yerde de can güvenliği konusu olduğu için. Şimdi bu nasıl olacak? Bir kere eskiden nasıl yapıyorlardı? Şöyle yapıyorlardı. Ya tüfekle vuruyorlardı ya da zehir diyordu belediye zabıtaları. Sen rastladın mı bilmiyorum. Hatta zehirler derdi vatandaş yoğurt tabancayla, yedirir. Tabancayla bayıltırlardı ben biliyorum. Ben zabıtanın peşinde çok koştum öyle. Zabıta elinde tabanca köpek peşinde koşuyor. Ben elimde fotoğraf makinesi onu çekeceğim diye koşuyorum. Yani hani zehirler belediye zabıta atar veya işçiler vatandaş da yoğurtla köpeği kurtarmaya çalışır. Yani bu tür meseleler açılır. Valla kulakları şimdi çınlasın. Bunu... Çin'e de zabıta amiri Fevzi abi vardı. Fevzi Gündoğdu.
Biz Fevzi abiyle birbirimizi çok kovaladık. Ben gazeteci ilk başladığım yıllarda. O elinde tabanca köpeği bayıltmak için koşturdu. Tabancayla bayıltır sonra onları götürürdü. Ne yapıyorlardı bilmiyorum. Ama ben de fotoğraf makinesi onların bu eylemini görüntüleyeceğim diye koşuyordum peşlerinde. Yani şimdi ne yapılıyordur? Çok... Ya ben sana bir yaşadığımız bir hadiseyi anlatayım. İstanbul'da Edirne Kapı tarafında. Orada çok surlarda köpek oluyordu. Zabıta da tüfekle vuruyormuş bunu. Bir gün zabıta nişanı tam tüfek vuruyor. Ateş ederken bir tane kadın çıkmış mı köpeğin önüne? Bir ateş ediyor, kadını vuruyor. Evet. Son bir sayı. Ortalık birbirine girdi. Ondan sonra bu üç gündeme geldi zaten o tarihlerde. Şimdi bu nasıl çözülür? Barınaklar olacak ama yetersiz. Bunlar masraflı. Bunu benim tavsiyem şu. Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Hanım, sen bu işte başarı sağlamak istiyorsan ne yapacaksın? Eski otobüslerden bir tanesini klinik, seyyar klinik hale getireceksin. İçine de iki tane veteriner koyacaksın, operasyon yapan. İlçe ilçe dolaşacaksınız, köy köy dolaşıp bunları kısırlaştırıp bırakacaksınız. Bundan daha insancıl, daha verimli bir efendim yöntem olmaz. Hiç kimse köpeğini getirip de veterinere gidiyorsa 1500-2000 lira kısırlaştırma. Masraflı. Belediye sadece sokak köpeklerini yönetiyor. Sokak köpeğini kim yakalayıp getirip oraya yapacağına siz arabayla bunu otobüs bir tane kamyon. Bir de bunları kimliklendirmek lazım değil mi abi? Yapıyorlar. Çiplemek lazım. Yani hani, evet. Çünkü ama sahipli köpekleri ilçe tarım müdürü cip takıyor. Yani o var o sistem. Ama sorun sahipli köpeklerde değil ki. Sahipsiz köpeklerde sorun. Yani evet. Onun için yani bu işi ben başkanımıza söylüyorum. Bakın bu vatandaş, siz eleman götürüp de sokaktan köpek getirip de barınakta, bu değil çözüm. Bu belki şehir merkezi için ama kırsalda, şehrin dışına çıktığınız zaman yakalasınlar. Çok çeşitli yakalama metotları var. Onları biliyorlar. Orada hemen anında kısırlaştırıp operasyonu yapıp bırakacaksın. Zaten köpek bir günde kendini toparlıyor, yatıyor, kurtarıyor. Yani en kolay yolu, en insancıl yolu bu. Yoksa itlaf etmek, kutus tehlikesi olursa tamam da. Ama şu anda mesela çöplük kenarlarını ordu gibi dolaşıyorlar. Çöplük yerlerini köylerden mesela. Evet. Onun için yani bu işi bu kadar büyütmeye de gerek yok esasında. Bu şekilde tavsiye ederim ben bunları. Peki abi aç dedin. Bunların karınlarını nasıl doyuracağız yani? Şimdi vallahi bir laf vardı ya, aç köpek dam deler diye, şu saldıranlar onlar. Yani hiçbir köpek karnı tokta bir şey, hiç insana saldırmaz. Evet. O şey ondan kaynaklanıyor. Onun için yani tabii zaman içerisinde kısırlaştırınca popülasyon azalacaktır. Evet. Popülasyon azalacaktır. Yani popülasyon çoğalıyor, kedilere saldırıyorlar. Kediler olmayınca da fare istilası oluyor. Yani bunlar birbirine zincirleme giden hadiseler. Kırsalda çok var sıkıntı, şehirlerden ziyade kırsalda. Kırsalda ancak böyle olacak. Yakalayacaklar, kısırlaştırıp bırakacaklar, kısırlaştırıp bırakacaklar. Sabırla ne olacak bu iş? Evet. Yani ben bir de şunun doğru olmadığını düşünüyorum abi. Yani elbette kamu kurumları bu sokak hayvanlarını beslemekle ilgili ya da sivil toplum kuruluşları kampanyalar yapıyorlar. İşte mamalar toplanıyor, işte paralar toplanıyor, devlet para veriyor. Hatta bu işin mama ticaretinin istismar edildiğini de duyuyorum tabii. Sokak köpeklerine mama alacağız diye devleti soyanların olduğunu da duyuyorum. Bu işten böyle ciddi nemalananlar olduğunu biliyorum. Devlet de yetki sahiplerinin yakınlarının işte devlete mama işte sattığı yönde falan değişik şaibeler falan da geliyor kulağımıza. Böyle ama bakıyorsun bunlar yani görünür milletin işte sokaklara falan. Acaba bunlar böyle şehir dışında, daha böyle insanların az geçtiği güzergahlarda, işte hazineye ait arazilerde mi bunların mamaları bırakılsa, gitseler oralarda yeseler, gitseler? O şekilde sonuç alamazlar. Şimdi mesela ben barınağa gittim, baktım 500 tane şey var, köpek var en aşağı. Yani belediye yapmış, tamam, iyi de yetmiyor, olmuyor. Dışarıda kırsaldan boyuna yürüyor, devamlı yürüyor. Çöplüklerde, orada, burada, sokakta. Bunun çözümü dediğim gibi, evet barınaklarda tutuyorlar ama sokaklarda kısırlaştırıp yerine bırakacaksın. O zaman içer. Zaten kısırlaşan köpeğin saldırganlığı olmaz. Hmm. En önemli özellik o. Yani kısır köpek saldırmaz. Kısır köpek saldırmaz. Saldırmaz. Yani kısırlaştırma çok pahalı, çok maliyetli diyorlar. Efendim belediye kamu yapacak. Mamadan daha pahalı değil herhalde. Öyle mi? Tabii canım. Ha özel mesela veteriner klinikleri doğru.
Onlar parayla yapıyorlar ama belediye için kamu görevidir bu. Yani nasıl sivrisinek için o şey araba dolaştırıyorsa. Değil mi? Haşereyle mücadele gibi. Bu da bu aynı kapsamda bu. Değil da. Mi? Orada lavra mücadelesi yapıyor. Yani sen işte bir kere bir defa köpeği kısırlaştın, bir işi bitiyor zaten. Yani bu kadar basit. Yani o zor bir şey değil. Zaten operasyonu 5-6 dakika bir şey sürüyor yani. Evet. Onun için yani tavsiyemiz o. Bunu bir otobüs veya bir kamyonun arkasını kapatacaklar. İçine bir şey iki veteriner hızlı hızlı yakalananları bırakacaklar. O köpek zaten kendisi bir günde iyileşiyor. Evet. Çünkü ben kısırlaştırdım, yaptırttırdım evet. da biliyorum. Şimdi tabii yani. Bu sokak hayvanlarının insanlara saldırmanın ötesinde halk sağlığı açısından da bir takım riskleri var. İşte ben kedi ve köpekten geçen enfeksiyon hastalıklarının yaygınlaştığını duyuyorum bazı çevrelerde. Son dönemlerde işte CRP değerleri yükselen bir sürü insan var. Soruyorsun işte köpek sevmiş, kedi sevmiş, işte ne bileyim sokakta hayvanlarla ilgilenmiş. Şimdi halk sağlığı açısından da bunların sıkıntıları var. O konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Vallahi şimdi halk sağlığı dediğimiz zaman bir kere sağlık sistemimizi tamamen bir ele almak lazım. Yani objektif olarak da. Yani bizim sağlık sistemimiz hangi seviyede, hangi şekilde evet. işliyor? Şimdi halk sağlığı önleyici tabii sağlık sistemi var. Bir de tedavi edici sağlık sistemimiz var. Evet. Şimdi vallahi kuş bakışı baktığım zaman ben sağlık sistemimizin yani işlevsel olarak genel Türk baktığım zaman Türkiye'nin yani hükümetin, devletin sağlık sisteminde koyduğu şablon sistem sanki 40-50 bin dolarlık yani kişi başı safi hasılaya göre bir devletmiş gibi işlem görüyor. Bir kere bütün herkes parasız yani paralı bir şeyi yok hastanelerde. Sağlık sistemimiz biraz tabii. lüks mü diyorsun abi? Vallahi yani başka ülkelerle mukayese ettiğim zaman devlet yani sağlık sistemi bedava herkese. Yani siz hiçbir sigortanız dahi olmasa hastaneye gittiğiniz zaman bakılıyorsunuz. Ha şimdi bir sosyal devlet normlarına göre diyorlar tamam hastayı kapıdan döndüremeyiz doğru. Ha şimdi biz o ölçüdeki şey olan gayri safi milli hasılası olan bir devlet değiliz. Şimdi SGK giderleri bütçenin %23,5'uymuş. Evet. Bu çok büyük bir rakam. Şimdi zaten orada bir şey var. Emekliler de var bir, orada. Bir hepsi tabii. Bir yanlış bir uygulama var bak. Önce bir onu tespit edelim. Şimdi vatandaş diyelim ki 3500 gün prim yatırıyor. Yani yaklaşık 10 senede 15 sene. Emekli oluyor. Kendisi emekli olduğu için maaş alıyor ve bedava bakılıyor. Değil evet. mi? Kendisi vefat edince hanımı maaş alıyor. Veyahut da kızı alıyor. Hatta bunu suistimal edip de boşanıp da tekrar babasından maaş almak için yani çok insanlar anlaşmalı oldu. Boşananlar olduğunu tabii, duyuyoruz. Tabii, bunu duyuyoruz. Dolayısıyla 15 sene, 10 sene neyse prim yatırıp da 40 sene bedava bakılıp edilen bir yapıya dönüştü. Devlet bütçesi bunu karşılar karşılamaz. Onu bilemeyiz. Biz sadece tespiti söylüyorum. Evet. Şimdi bunun yanında bu tabii her ne kadar prim yatırmış, emek sarf etmiş kişiler hastanede bakımları yapılırken, değil mi? İlaçları tedavi yapılırken hiçbir prim yatırmamış, hiçbir çalışması kaydı yok. O da hastanede bakılıyor. Bu sefer bu haksızlık oluyor. Dolayısıyla bunların sağlık giderleri ve diğer giderler fazla artınca bu sefer emeklinin alacağı emekli maaşını da olumsuz etkiliyor bu. Evet. Yani 20 kişinin alacağı bir parayı sen 40 kişiye bölüştürürsen tabii ki olmaz. Veyahut da bu nasıl olmalı dediğin zaman çeşitli yöntemler var. Burada bir evet yani burada bir eşitliği sağlayacağız derken bir takım yanlışlıklar oldu var. Mesela sistem nasıl çalışıyor? Hastane her ay bir fatura kesiyor şeye. Sosyal güvenlik kurumuna. Evet. Oradan para geliyor. Bunun %20'sini doktorlar döner sermaye olarak alıyorlar. İşte kendi yaptıkları işe göre, hasta sayısına göre. Hastanelerde daha fazla hasta bakıp da daha fazla para almak için doktorları icbar ediyorlar. 70 hasta bak, 80 hasta bak. Tamam mı? Böyle de bir durum var. Şimdi tabii ki doktorlar da bu sefer gerekli şekilde
tedavi edici tespitlerde bulunamadığı için teşhis meselesi 3 dakikada 5 dakikada da vatandaş haklı olaraktan sızlanıyor. Yani 3 dakikada bir muayene mi olur? Evet. O da bu sıkıntı. Performans kriteri doğru değil diyorsunuz. Doğru yanlış orada. Yani bir de mesela en büyük şikayet herkes de hani duyduğumuz bu. Ben de aynı düşünüyorum. Siz şimdi 25 sene prim ödemişsiniz. Hakkınız. Adam hiç prim ödememiş. Geliyor da muayene oluyor. Sen de muayene oluyor. Ne oluyor? Böyle haksızlık, adaletsizlik olmaz. Bunun bakın bir de Emin'cim bak. Şöyle bir toplumumuza olumsuz yansıması var. Şimdi eğer herhangi bir sosyal güvenlik sistemi içinde olmayan bir kişi hastanelerde ücretsiz veyahut da çok ucuz 25-30 lira gibi rakamlarla tedavi oluyor ise bu iş gücüne olumsuz yansıyor. Tamam, adam çalışmak istemiyor. Nasıl dedi? Çünkü eskiden hastanelerde bakılmadığı için sırf sigortası için çalışan insanlar var. Sırf sigorta için, iş sigortalı işe girmek için, çocuğum var işte, eşim var deyip de çalışmak için can atardı. Şimdi benim diyor yeşil kartım var diyor. Ne yapayım diyor. Zaten 65 yaş olunca devlet herkese para veriyor diyor. Ben de öleceğim mi kalacağım mı diyor. Çalışmıyor veyahut da sigortasız çalışıyor. Bunun böyle bir olumsuz toplumda yansıması var. Zaten o 2 senelik yüksek mektepler yüzünden ara eleman sıkıntısı yaşandı çok. Hala işte bulunamıyor. Bir de bunun çok önemli şeyi var. Şimdi devlet iyi niyetli olarak yaşlıya bakım, anneye bakım vesaire gibi para veriyor. Ha diyor anamın parasını alırım, şunun parasını alırım derken de bu sefer de çalışmıyor. Bilhassa kadınlarda böyle bir iş gücü kaybı var. Yani bu sistemin iş gücü kaybında etkileri olduğu açık. Yani mutlaka bir insanların bir sosyal güvenlik kapsamı içerisinde olması lazım. Hadi olmadı sen devlet olarak ben bakayım diyorsun ama bu suistimal uğradığı için iş gücü kaybına sebep oluyor. Şimdi bu sefer de gerçekten de tedavi için hastaneye giden sigorta prim ödemiş sosyal güvenlik sahibi kişilerin de hizmet kalitesi düşüyor hastanede. Şimdi sistem doğru. Mesela yemeklerden herkes şikayet ediyor değil mi? Ama sistem doğru çalışıyor. Ekonomik durum zayıf olduğu için yemekler beğenilmiyor. Şimdi liste yapıyorlar mesela menüyü. Hastanenin diyetisyeni ve müteahhidi imzalanıyor diyor. Her gün çıkan yemekleri kontrol ediyor, diyetisyen ediyor. Fakat diyelim ki kişi başına 30 liralık yemek çıkarmak var, bir de 150 liralık yemek çıkarmak var. Evet. Para olmayınca da 30 liralık çıkıyor. Niye? Çünkü bu hasta çok. Hasta evet. Sayısı büyük. Şimdi abi bu tabii sosyal güvenlik açısından baktığımızda öyle ama sağlık hizmetleri açısından baktığımızda ben geçenlerde bir arkadaşım Dubai'ye gitti. Orada yaşamaya, çalışmayı planlıyordu. Bir sağlık sorunu yaşadı. Hemen döndü ülkeye geri. Abi dedi orada yaşanmaz. Sağlık sistemi çok kötü dedi. Şimdi başka bir arkadaşım Amerika'dan geldi. Amerika'da sağlık sistemi çok kötü dedi. Biri geldi İngiltere'de dedi ben doktora ulaşamayana kadar dedi canım çıktı. Doktora gidemiyorsun dedi. Doktordan önce dedi bir sürü şey var. Yani dünyayla kıyasladığınızda Türkiye'deki sağlık... Biz çok iyiyiz onlardan. Nitekim görmüyor musun? Avrupa'dan mide küçültme, estetik, diş, saç için... Turizm var yani sağlık turizm var haddinden artık. Doktorlarımız iyi idi. Fakat dengeyi bozan bu mülteciler. Evet. Ve sigortasız yani sosyal güvenliği olmayan kişilerin hastanelerde hizmet alması. Bu şeyi bozdu, dengeyi bozdu. Halbuki sistemin kuruluşu çok iyi. Acaba ayrılabilir mi yani? Hani sigortasız vallahi, olanlarla şey, sigortalı olanların şimdi, hastanesi mi ayrılıyor? Yani biz şimdi baktığımız zaman doğruyu doğru eğriyelim. Mesela diyaliz hastaları dünyada bir tek Türkiye'de evinden alıp diyalize götürüp getiren tek sistem Türkiye'de var. Bizde var başka yerde yok. Yani Türkiye dışında bir hasta oldu mu paran yoksa öl. Yandın keten elva. Paran varsa veyahut da sigortan varsa neyse öyle diyelim. Ya güvenli varsa yoksa öteki türlü sürekli dönüp yüzüne bakmazlar yani. Bu birçok şey. Şey hariç. Sosyalist ülkelerde hariç. Evet. Yani, mesela bize en yakın iyi sistem Çin'de. Ben gördüm. Çin sistemi aynı bizim sistem. Yani o şey. Bizim şeyimiz tekrar söylüyorum. Yani 10 bin dolar civarında gayri safi milli hasılası olan 13 bin dolar.
Ya işte 10-13 değişiyor. Biri öyle diyor, biri öyle diyor. Biz ortalama diyelim. Hadi 13 olsun, 15 olsun. Ona rağmen, yani buna rağmen yani, sistem iyi de işleyişinde biraz yani kişi başına var. Düşen gayri safi milli hasılanın 15 bin dolar olduğu bir ülkede kişi başına düşen gayri safi milli hasıla 50 bin dolarmış gibi bir sağlık hizmeti var diyorsunuz. Var. Şimdi sıkıntı nerede? Büyük şehirlerde. Ya İstanbul'un 15 milyon nüfusu var değil mi? Hastane yetersiz. Evet. Bunu kabul edeceksin. Cihaz yetersiz. Her şey yetersiz. Ama Taşra'da, Anadolu böyle bir sıkıntı yok, doğru diyorsun. Evet. Ha bir de ne var? Bir konu var sağlık. Şimdi profesörlerin hastanelerde muayene açma iznini kaldırdılar. Tamam mı? Yani bu konu da biraz ben... İstifa ediyorlar şimdi, ayrılıyorlar. Yani. O bakımdan. Şimdi neden? Tıp da yenilik ne kadar önemliyse tecrübe de o kadar önemli. Evet. Şimdi siz profesör olmuş, 50 yaşına gelmiş bir kişi. Zaten bunu 10-15 sene içerisinde yaş haddinde zaten emekli olacak. Evet. Bırak da adam zaten saat 4'e kadar hastanede. Doğru mu? 4'ten sonra akşam 6-8'e kadar da bırak 5-6 tane hasta baksın. Sen bu adamı kaybetme ya. Hocalık yapsın, üniversitede ders versin veya yurt dışına gitmesin. Bu muayenehane işi niye bu kadar senelerdir olan bir şey? Ha diğer mütehassıslar ama profesörlere bu hak verilmeliydi. Bu hakkı kaldırmak konusunda ben tarafsız olamayacağım. Çünkü neden? Şimdi hastanede hasta başı 150 lira veriyorlar doktorlara döner sermayeden. Şimdi de hoca da diyor ki mesela doktorda, ben de honorarsa baksam diyor, 150 liradan 1500 lira diyor. Halbuki dışarıda bir muayenehane olsa ben onu bir hastadan alacağım diyor. Sen bu insanları elinde tutmaya çalışacaksın ya, bunu niye kaçırıyorsunuz? Yani bu konuda ben tarafsız değilim. Ha, bu sefer ne oluyor? O hoca dışarıda muayenehane açıyor. Ameliyatlarını özel hastanede yapıyor. Sen o zaman oraya özel hastaneye para ödüyor devlet bu sefer. Evet. Şey yok, hastanede cihaz yok, muayeneme gel diyenler de oluyordu eskiden. Tabii. Tabii bu... Ama sen bu şeyi hakkı sadece profesörlere vermek lazım. Çünkü hocadır, üniversiteden kaybettirmiyiz. Ders verecek adam bulamazsın sonra. Evet. Deneyim önemli dediğiniz tabii gibi. Tabii ders verecek adam bulamazsın. Yani o çok önemli. Şimdi bu yüzden birçok hoca, profesör üniversiteden ayrılıyor. Bu sefer talebe yetiştirme konusunda sıkıntı olacak. Çıkan talebelerde bir zafiyet ortaya çıkabilir. Evet. Kalite düşüklüğü olacaktır. O nedenden yani bu konuyu tekrar yetkililerin bu açıdan bakmaları lazım. Yani beni Türk Hekimlere emanet edin sözü sürdürülemez mi diyorsunuz yoksa? Yani bu işin yani anlayamadığım bir konu var. Bu çok net. Devletin üniversitesinden istifa ediyor, muayene açıyor, ameliyatı gidip özel hastanede yapıyor. Devlet olarak sen tekrar özel hastaneye ameliyat parası veriyorsun sigortalı hasta için, şu için, bu için. Yani buna ne gerek var? Sen hastanede bırak kalsın adam. Yani profesörlere versen bu hakkı, başkasına verme. Evet. Profesör olan muayene aç. Yani bu olabilir yani, bunu yapmak lazım. Yani şimdi hani niye diyeceksin yani bunun ne şeyi var? Sakıncası var, ben bunu göremedim yani, bilemedim. Ya veyahut da bu profesörleri 4B maddesini alırsın, 657 sözleşmeli yaparsın. Devlet memuriyetinin esnekliğinden istifade edersin veya bir başka bir açıklık yaparsın. Üniversitede tutmak mecburiyetindesin. Talebi yetiştirmesi açısından yani bir sağlık hizmeti verme açısından değil, talebi yetiştirme açısından lazım hocalar. Dolayısıyla mesela profesör olmayan kürsüde kim ders verecek? Doçent. O tabii yani. O nedenle sağlık kısmında bu sıkıntısı var. O nedenle yani vatandaş da haklı. Şu bakımdan haklı. Diyor ki yani tedavi olacak. Sonra nüfus yaşlanıyor ve artışı da var. Hasta başına düşen tedavi süreci azalıyor, hasta çok. Hele büyük şehirler bir felaket. Abi yatak problemleri var, yoğun bakımlar tabii. Özellikle yoğun bakımlar falan tabii. Dolu. Bir de bu şehir hastaneleri yaygınlaştı abi Türkiye'de. Şehir hastaneleri konusunda nasıl yaklaşıyorsun? Valla ben tabii de uygulamayı görmeden bir şey diyemeyeceğim. Şimdi bu boyut çok büyük tesisler yapıyor. Evet, şimdi bu boyuttaki bir hastanenin yönetimi, kontrolü nasıl olur bir görmek lazım. Evet. Çünkü mesela dün birçok yerde modüler sisteme geçmişler kontrol açısından, ihtisaslaşaraktan. Bizde de var mesela göğüs hastanesi, diş hastanesi,
değil mi? Kadın doğum çocuk hastanesi diye mümkün olduğu kadar ayırıyorlar ki hem kontrol olsun hem de ölçümlemeler daha rahat olsun diye. Şimdi bu şehir hastaneleri tabii devasa şey, her yerde göz. Bunun yönetimi nasıl olacak? Kontrolü nasıl olacak? Bu konuda bir görmek lazım. Şimdi erken bunu konuşmak. Evet. Ya, ama şey ihtisaslaşıyor ve ayırıyorlar. Biz Aydın'da bize... Aydın Büyükşehir Belediyesi göz ve diş hastanesi kurma konusunda Meclis Büyükşehir Belediye Başkanı yetki verdi. Biliyorsunuz Sayın Başkan Özlem Çerçoğlu'nun seçim vaatlerinden birisiydi hastane kurmak. Şimdi yetkiyi de verdi. Belediyenin hastanecilik yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır, uygun görmem. Neden? Belediye esenlik hizmetleri yapacak kardeşim. Sen doğru dürüst yolunu, suyunu, efendim kanalizasyonu, arıtmanı yap. Hastalığı önle, değil mi? Hastalığı sen önleyici tedbir al ya. İşte haşereyle mücadeleyi yap, şimdi, şehirleri temiz tut, steril yap. Tabii yani hastane devletin yani veya özel sektörün yapacağı bir iş. Yani belediye yani mesela orada hizmet olmasa, hiç yokmasa belediye o zaman yapar hani yapan. Ama şimdi burada özel hastaneye izin verseler burada belki 20 tane hastane açılacak burada ama izin vermiyorlar. O bakımdan ben belediyenin görevlerine veyahut da şurada Aydın için bunu pek doğru olduğu kanaatinde değilim. Değil mi? Aydın'da özel hastane var yine birkaç tane. Hayır, belediyenin var. Bu hastane işine girmesini. Değil mi? Aydın'da ihtisas göz hastanesi var, özel hastane. İşte bütün hastanelerimiz şeylerde, ilçelerde de var. Yani bunu yani diş de öyle, her tarafta diş doktoru da var. Yani affedersin. Şimdi bazı hastalıklar vardı. Diş hastalığı veyahut da şu o kadar devamlı süreli kronik olup ayda yılda bir 5 sene, 3 sene bir olan bir hadise. Devlette de var, oluyor. Gayet iyi de çalışıyor. Yani belediyenin bu işlerde niye bu olmayacak işlere para harcıyor onu da anlayamadım yani. Daha yapılması gereken bir sürü iş var. Parayı orada harcayın ya. Hadi değil mi? Yani vatandaş yapmamış olmasa, devlet yapmamış olsa, özel sektör olmasa belediye yapsın. Bitti. Ama var dolu. Hadi böyle şey mi olur ya? Yani o nedenle ben yeni duydum, senden duydum ama... Evet, yeni bir gelişme. Yani seçim vaadiydi. Şimdi de yapılması için Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki... Neyi? Gözle? Göz ve diş hastanesi kuracak. Yani çok masraflı bir şey değil. Doğru. Belki ama gerek var mı yok mu? Yani bana göre yok yani. Çünkü bu konuda bir sıkıntı yok. Ne gözde ne dişte bir sıkıntı yok yani. Evet. Son dönemde sen bahsettin abi sağlık turizminden. Bir de bu gediatri merkezleri yaygınlaşmaya başladı. İşte üniversiteler, mesela şimdi bizim Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası'nda bir hastanesi var, diş hastanesi. Onu tekrar faaliyete sokmaya çalışıyor. Sağlık turizmi. İşte Pamukkale Üniversitesi'nin öyle bir projesi var. Yine Pamukkale Antik Kenti'ne yakın bir yerde böyle büyük bir gediatri merkezi kurmaya çalışıyorlar. Bu sağlıkta tabii çok değişik alanlar var. Bir de sağlığın şey boyutu var. Yani tedavi edici boyutundan ziyade son dönemlerde anti-aging uygulamalar var abi. Yani yaşlılığı geciktirici durumlar var. Yani sağlığın bu tür yönleriyle Türkiye'deki sağlığı nasıl değerlendiriyorsun abi? Tabii bu televizyonun ve internetin yayılmasıyla vatandaşta bilinçlenme çok oldu. Evet. Şimdi nüfus yaşlandıkça geriatrik yapı anlayış da gelişti. Evet. Biz işin teknik tarafını değil de toplumdaki sonuçlarını nasıldır ona bakmamız lazım. Ona baktığımız zaman gerçekten de yaşlılık konusunda işte bazı bildiğimiz hastalıklar, demans, Alzheimer gibi hastalıklarda bakım evlerinin açıldığını görüyoruz. Bazen de yetersiz evde bakım sistemi mesela. Şimdi mesela hükümet yeni bir uygulama getirdiler. Ben onu yani şaşkınlıkla ve hayretle, takdirle izliyorum. O da nedir? Evde bakım işi var mesela, değil mi? Hı hı. Eskiden rapor oluyordu hasta, ondan sonra bakım. Şimdi 65 yaş üstünde her kim olursa olsun herhangi bir şekilde talep ettiği halde gelip evde bakımını yapıyorlar. Hatta tıraşına kadar yapıyorlarmış. Öyle bir şey var. Yani düşün 65 yaşında. Bu da dediğim gibi yani bu hangi ülke bunu yapar? Yani 65 yaşındaki herkesi gidip evinde efendim bakımını yapacak temizler. Yani bu da çok önemli bir şey. Dediğin gibi geriatrik hizmetler açısından da önemli. Toplumdaki yansıması çok olumlu. Evet. Ha bunun bakın esas masanın öteki tarafına devlet açısından baktığımız zaman maliyeti çok yüksek. Evet. Yani düşün bütçenin %25'i neredeyse, dörtte biri bu işlere gidiyor.
Yani o bakımdan bu maliyeti nasıl düşürebilir, nasıl kaliteyi yükseltebilir, bu da ayrı bir konu. Sağlıkta özel harcamalar da çok fazlalaştı abi. İşte supplement dediğimiz işte takviye edici gıdalar var. İşte çıkış noktası da şu, bugün yediğimiz besinlerde işte lahanada olması gereken vitaminler, mineraller işte yani eskiden 50 yıl önce bir lahanada olanlar şimdi 500 lahana yemen lazım falan diyorlar bu GDO'da vesaire. Bununla beraber doğan bir supplement pazarı var. Sağlık alanını konuşmuşken bunu da konuşalım istedim. Bu supplement pazarını, takviye edici gıdalar pazarını nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi bu teknik bir konu, doktorların, diyetisyenlerin bileceği bir konu. Biz sadece bu işin bir ticari boyutunun yansıması nasıl olur ona bir bakmak lazım. Biz de kullanıyoruz. Ürünlerimize de katkısı var. Mesela bazı ürünlerin spesifik özellikleri insanların yani yaşlılığın önlemesine, bazı hastalıkların tedavisine katkı sağlıyor. Mesela Aydın'da incir çekirdeği yağı diye bir ürün var. Ya, tabii yeni yeni şeyler çıkıyor yani bunda haklısın. Bunları tabii bunların tıbbi sonuçları nedir? Teknik durumlarını biz bilemeyiz. Yani bunu hekimler çıkıp doğru... Ama diyeceksin ki ya televizyonda herkes bir şey söylüyor. Birisi dedi yumurta yemeyin dedi. Ki yumurta yemedi. De sonra ya kusura bakma yanıldık dediler. Mesela yumurta misal. Yumurta masum çıktı. Masum çıktı. Veyahut da efendim yok diyor ki tuz zararlıdır dedi. Başka biri çıktı. Yok dedi yiyin kaya tuzu dedi faydalıdır dedi. Evet. Bu dediğin gibi kafa karıştırıcı bu mesele teknik. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın bu işleri bir gerçekten çek edip de kendisi resmi bir rapor yayınlaması lazım. Ama dediğin konuda supplementlerin çok sahtesi çıkıyor, ticari boyutu var. Evet. Bir de onların ruhsatını Tarım Bakanlığı. Yanlış, baştan başa yanlış. Ya yani insan vücuduna göre her şeyin şeyi Sağlık Bakanlığı'ndan geçmesi lazım. Değil mi? Yani sağlıkla ilgili. Ne alakası var ya? Adem, yani hap iyice yapıyor adam takviye diye. Efendim, Tarım Bakanlığı'nın ne ilgisi var bu işte? O yanlış mesela. Onu Tarım Sağlık Bakanlığı'nın vermesi lazım. Yani o ruhsatları oradan almaları lazım. Bir kere gıda olarak geçiyor ama ben o gıda kapsamında olduğunu düşünmüyorum. Yani bu takviye yani ilaç gibi görmek evet. lazım. Bunu. Bu evde sağlık hizmetleri de çok yaygınlaştı abi. Devletin de var çok, evde, çok evde sağlık hizmetleri evet. birimi. İşte özel de var evde sağlık hizmetleri. Sağlık kabinleri var mesela. Gidip işte oradan hizmet de satın alabiliyorsunuz. Bu evde sağlık hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi. Çok süper. Dünyada hemen hemen birçok yerde yok bu iş. Onu diyorum ya işte biz 50 bin dolarlık vatandaş devlet hizmeti alıyorsun yani. Yani bu neye benziyor biliyor musun? 5 yıldızlı otelde kalıyorsun. Efendim pansiyon parası veriyorsun. Yani bu bunun gibi. Ben yani yurt dışında hiç görmedim böyle bir şey. Hani sosyal yardıma yapıyorlar ama bu evde destek işte araba gelecek, alacak, götürecek, eve gelecekler, evini bakacaklar, senin temizliğini yapacaklar, hijyene. Bu süper bir hizmet yani. Gerçi Allah kimseye muhtaç etmesin, kendi kesinlikle ama devlet ben yaparım diyor. Ha kalitesi düşük olur, şu olur, bu olur. Pek Anadolu'da pek, büyük şehir bilhassa İstanbul bu bakımdan çok nüfus yetişemiyor yani. 16 milyon nüfusa hangi hizmet yetiştireceksin? Hangi hizmet yetiştireceksin? Ya ambulans trafikten gidemiyor, hasta yolda ölüyor. Yani hangi bir şeyi bir başından getireceksin yani? Kontrol edemezsin, yetiştiremezsin. Yani bunun biraz nüfusla da ilişkili çünkü ne de olsa ekonomik durum yani. Şimdi 16 milyon dediğin zaman ne oluyor? 1,5 Yunanistan yapıyor. Sen ufak bir yere sıkıştırıyorsun. Buna nasıl hizmet götüreceksin? Yani şimdi burada tabii özel hastane durumu, devlet hastanesi durumu, sağlık ocakları, yani bunlar bir hepsi kombine bir iş. Fakat şu kadarını söyleyebilirim ben. Bizim sağlık hizmetleri dünya standartında gayri safi milli hasılamıza göre standartın çok üstünde. Fazla hizmet alıyoruz. Çok üstünde. Yani ben bakın o kadar şey gördüm, memleket gezdim. Yani bu standartı da bizim standartımıza denk Çin'de gördük ki o da biliyorsun komünist memleket. O standartta ne Almanya ne şey yani o kadar zengin ülkeler olmasına rağmen evet oralarda da hizmetler yeterince ama bize göre yani bizim dengemizdeki ülkelere göre bizim standartın üstünde yani 15 bin senin tabirin adı bana göre 12 bin 10 bin dolarlık bir memleket için çok çok üstünde. Evet, resmi rakamlar 13 bin dolar. Ama tabii şey değişiyor bu, kura göre değişiyor. Yani, yani bizim Allah gene yani
ne doktora muhtaç etsin ne de eksik etsin. Değil mi? Allah ne muhtaç etsin ne eksik etsin. Şimdi bir de tabii yönetimin, idarenin iki şeye çok dikkat etmesi lazım. Hakimle hekimin işine karışmayacaksın kardeşim. Hakimle hekimin işine karışmayacaksın. Tamam, birisi hakkımızı, hukukumuzu, birisi canımızı emanet ettiğimiz, bunlara müdahale olduğu anda denge bozulur. Yani bu konuda ehil, liyakatli efendim insanları bu işlere vermek lazım. Bu iş şey gerçekten önemli bir konu. Şimdi hekimlerimizin istifa etmeleri, gitmeleri var. Çok üzücü bir şekilde. Yabancı hekim olayına ne diyorsun abi? Tamamen yani, karşıyım. Şimdi bakıyoruz hastanelerde doktor tabelalarına yabancı ben isimler var. Ben tamamen karşıyım. Sen kendi hekimlerin kıymetini bilme. Dışarıdan hekim bil. Onların denkliği nedir, vasfı nedir, şudur budur, doğru dürüst dil bilmezler. Tamamen karşıyım. Evet. Ülkemizde yetişen yabancı hekimler var. Ha, onlardan bir sorun yok. Yani diploması Türkiye'den olanlar için bir sorun yok. Ama dışarıdan gelip de denklik deyip de Suriye'den, şeyden, Pakistan'dan, oradan ben bunlara pek olumlu bakmıyorum. Evet. Yani tabii işlerinin mutlaka iyileri de vardır başında ama genelde şeyim. Nitekim bak mesela İngiltere'de yabancı doktorlar için yeniden ihtisas yaptırıyorlar. Yeniden ihtisas yaptırıyorlar. Tabii. Yani öyle ya, tamam de ben tamam de, senin diplomandır tam sende olsun da geç bakalım buradan diyor. Oo hemen öyle sistemi yani her yerde denkliği her yerde denkliği kabul etmiyorlar. Yani o bazı ülkeler öyle benim bildiğim kadarıyla. O nedenle yani bu hekimlik işi kolay bir şey değil. Evet. Yani o. Şimdi bir pandemi süreci atlatıldı abi. Sence tabii üstünden zaman geçti. Yani yeniden inşallah böyle olaylar yaşamasın. Sence Türkiye pandemide nasıl bir sınav verdi abi? Ben sana sorayım. Sence nasıl sınav verdi? Yani bence dünyadaki birçok ülkeye göre başarılıydı. Yani dünyada çok vahim görüntüler, vahim durumlar vardı. Türkiye bence başarılıydı yani. Evet, şimdi işte o bence de bu aşı konusunda milletin kafası karıştı biliyor musun? Yok Çin aşısı, ölü aşı, yok canlı aşı falan. Bu konuda kafa karıştı. Yani devlet de bir karar veremedi bir türlü. Evet. Yani bizim bu konuda demek ki ilim adamlarımız yetersiz. Kendi aşımızı yaptık ama şey bitmişti artık. Süre geçmişti. Bizim sağlıkta başarılı olmamızda işte çok eski, çok köklü bir devlet geleneğine sahip olmamızın payı olabilir mi abi? Yani bu. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki biz yani geleneklerini devam ettirdikçe başarı sağlayan, tecrübeyi kullandıkça başarı sağlayan bir yapımız var. Doğrudur. Evet. Fakat ilaçla dışa bağımlılığımızın önünü geçemedik hala emin. Bu çok önemli. Diş macunu bile ithal geliyor. Burada konuyor. Yani şimdi bir kere ilaç konusunda mümkün olduğu kadar dışa bağımlılıktan kurtulmak lazım. Öyle değil mi? Evet. Yani en önemli konu bence yani yeni ilaçlar bulmak, araştırmalar, Ar-Ge'leri geliştirip ilaçları yapmak lazım. Yani dışa bağımlılıktan kurtulmak lazım. Evet. Ve çok büyük de paralar gidiyor yani bu yüzden. Evet. Mesela aşı konusu. Yani sağlıktayız, ilaçta dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız diyorsun. Bütün aşıları yapmamız lazım. Gerek evet. Beşeri, gerekse hayvani aşıları bile Türkiye'de yapmak lazım. Değil İthalatı mi? Önüne alacak, tedbir almak lazım. Evet. Yani boşuna niye dövizimiz gitsin evet. Ya? Evet, Zeki abi çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Süremiz bitti mi? Evet, süremiz bitti. Bir tane çabuk geçti, vallahi bir şey konuşamadık ya. Vallahi çok keyifli muhabbet. Daha ne konuşacağız abi? Yani öyle mi? Gayet de güzeldi. Özetle şey dedin yani Türkiye'de sağlık hizmetleri başarılı fakat iyileştirilebilir notunu da ekledik. Tabii İstanbul'u istisna tutuyorum evet, yalnız. Evet, İstanbul istisna. Büyükşehirler istisna. Yani nüfus dağılımı önemli diyorsun dengede. Vallahi ben söyledim. 5 yıldızlı otelde kalıp da pansiyon parası ödemek gibi bir şey evet. Bizim işimiz. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Evet İyi sevgili izleyenler ilk kuş bakışının sonuna geldik. Bugün kuş bakışında Zekai abiyle, Zekai Savaşlar'la sağlık sistemini yorumladık. Önümüzdeki hafta ya da önümüzdeki ilk kuş başında yine toplumu ilgilendiren bir başka meseleyi masaya yatırıyor olacağız. Hoşçakalın.